Başkan Erdoğan Soçi'deydi. Putin'le bir görüşme yaptı ve dönüşte uçakta da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Suriye ile normalleşme adımları. Hani dedik ya iç politikada yan yana gelmez denilenler yan yana gelebiliyor. Dış politikada da çok uzun süredir asla normalleşilmez dediğimiz ülkelerle normalleşildi değil mi? İşte Mısır en çarpıcı örneklerden biri. Birleşik Arap Emirlikleri ki 15 Temmuz darbe girişiminin finansörü olarak açıklanan ülkeydi iktidar tarafından ama o normalleşme adımları atıldı. Bir de Erdoğan'ın katil Esed dediği Beşar Esad var. Beşar Esad'la ne zaman görüşülecek, görüşülecek mi? Suriye merkezi yönetimiyle ilişkiler normalleşecek mi? İşte bu konular gündemdeydi. Erdoğan Suriye devlet başkanı Esad'ın olumlu bir yaklaşım göstermediğini söyledi ve temenni ederiz ki masada yerini alır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in Soçi'de gerçekleştirdiği zirvede gündem tahıl koridoru işbirlikleri ve Suriye oldu. Ziyaret dönüşü konuşan Erdoğan Suriye ile ilişkileri değerlendirdi. Normalleşme adımlarının atılmasını, Esad'ın masaya gelmesini temenni ettiğini söyledi. Esad, bizim normalleşme ile ilgili Türkiye-Rusya-İran-Suriye formatında atılan adımları maalesef uzaktan tribünden seyrediyor. Yani işin içerisinde bir türlü yer almıyor. Biz Suriye'nin bu işin içerisinde yer alacağını ümit ederek biz buna varız dedik. Ancak hala Suriye tarafında olumlu bir tavır yok. Temenni ederiz ki sürecin devamında onlar da masada yerini alır. Biz bu sürecin belirttiğim üzere ön koşulsuz olarak ileriye taşınması gerektiğini düşündük. İkili zirvenin en önemli gündemi tahıl anlaşmasıydı. Putin anlaşmaya geri dönmek için şartlarını sıralamış, Batı'nın Rusya'ya taahhütlerini yerine getirmesini söylemişti. Rusya'nın iki tane özel isteği var. Birisi Rusların Tarım Bankası'nın, Ziraat Bankası'nın Swift sistemine bağlanması. Yaptırımlardan dolayı Rus bankaları sistemden çıkmış durumda. İkincisi de gemilerin Avrupa veya başka limanlara mal taşıyabilmesi için sigorta edilmesi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres Rusların istediği gibi direkt Swift değil ama Swift işleminden kaynaklanacak bir aracılık mekanizması teklif etti. Sigorta meselesi için de çalışmaları olduğunu söylediler. Erdoğan'a Kerkük'teki gerilimde soruldu. Kentte Türkmenler ve Kürdistan Demokratik Partisi destekçileri arasında sıcak çatışma yaşanmıştı. Erdoğan her iki tarafla da görüşmeler yapıldığını, Barzani ve Sudani ile diyalog kurulduğunu ifade etti. Türkmen yurdu Kerkük'ün toprak bütünlüğünün bozulmasına izin vermeyeceğiz dedi. Erdoğan iç politikaya ilişkinde konuştu. İyi Parti lideri Akşener'in her parti seçime kendi girsin çağrısını hanımefendinin bu yaklaşımı pazarlıkta el yükseltme gayretinden başka bir şey değil diyerek yorumladı. Yerel seçimlere dair Cumhur İttifakı olarak istişarelerle yol alıyoruz. Anladığım kadarıyla onların bir istişare zemini bile yok. Biri işbirliğinden, diğeri ayrılıktan söz ediyor. Hanımefendinin bu yaklaşımı pazarlıkta el yükseltme gayretinden başka bir şey değil masaya bir oturan, bir kalkan siyaset anlayışından ne kadar tutarsız siyaset yaptıklarını gördük.